Evet, karşılaşmanın özet görüntüsünü bir kez daha hep birlikte hatırladık. Özellikle ilk yarısı çok hızlı bir karşılaşmaydı. Beşiktaş sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı. Fatih Karagümrük henüz puanla tanışamadı ligde. Ama Beşiktaş evinde 2-2 yapmayı başardı o gün. Evet. Nasıl değerlendirirsin? Genel hatlarıyla detaylandıracağımız çok fazla konu var bu. Tabii. İlk 25 dakika Beşiktaş başımızı döndürdü. Yani o tribünlerde oturup maçı izleyen, ekran başında izleyen herkesin. Çünkü 8'de Weghorst'un direği, 9'da Muleka'nın direği, işte 12'de Salih'in şutu çizgiden çıktı işte Caner'in. Peşine Weghorst'un golü geldi. 22'de Salih'in bir direk daha vardı. Sonra Weghorst'un bir ofsaytı. Yani bir 25 dakika boyunca biz dolu dolu, tempolu, işte hani futbolda hep gözümüze hoş gelen neyden bahsederiz? Pozisyondan, hücumdan, onu yaşadık. Beşiktaş tam anlamıyla böyle taraftarın da desteğini, o sinerjiyi yarattı. Vodafone Park'ta dünkü, çünkü bir hafta boyunca ortada konuşulan konular saha içerisinde, evet ilk gün konuştuk Valerian İsmail'in hatalarını, hafta boyunca da konuştuk ama ikinci planda. Yani ilk plan bu değildi. İlk planda konuşulan hep sağ dışı konulardı. Onun da bir reaksiyonu elbette olacaktı. Ama ya Beşiktaş'ta bu sezon değişen birçok şey var tabii ki. Bu Valerian İsmail'in kendisi de değişti kısa sürede. 8 maçlık geçen sezonki periyodunu hatırlayın. Üçlü savunma, üçlü savunmadaki uzmanlığıyla ilgili fikirler. Hep sabit fikirli olduğuna yönelik yorumlar yapılıyordu. Ancak oyuncularıyla yaptığı toplantıyla birlikte dörtlü savunmaya geçebilen bir teknik adam. Yani oyuncuların fikirlerine de kıymet verdiğini gösterdi. Ve devamında o planlarında değişiklik yapmaz denilen Valerian İsmail hücum hattında da yaptı, savunmada da yaptı. Birçok mevkisel değişiklikler yaptı. Ve en önemlisi Beşiktaş Brüzen, evet çok önemli isimler transfer etti. Weghorst, Gerson Fernandes, Romain Saiz. Bunların hepsi çok kıymetli futbolcular. Ama iki tane çok önemli transferi var. Bunlar iç transfer. Biri Enkudu, biri Salih Uçan'dır. Beşiktaş'ın yeni transferleri içerisinde sayıyorum ben ikisini de. Çünkü Salih artık, yani Salih'in Türkiye'de futbolu izleyen herkes yeteneğine hemfikirdi. Kalitesine hemfikirdi. Kendisi de biliyor ve bu konuda da iddialı. Kalitemin farkındayım diyor. Ama o kaliteyi biz sahada görememiştik. Belki geçtiğimiz sezonki rolü, pozisyonu vesaire etkilemiş olabilir ki en büyük etkileyen konu Salih, kendisi de açıklamıştı. Yaşadığı sakatlıklar ve hastalıklar. Arka planda bilinmeyen çok şey var çünkü hastalıkların vesaire. Hastanede yattığı günleri var Salih'in. Çoğu kişi bilmez mesela. Bir futbolcu için kolay bir yarım dönem geçirmemişti Beşiktaş'ta. Ama kendisini çok iyi toparladı. Özgüveni yüksek bir futbolcu. Salih her zaman öyle oldu. İddialı konuşmayı da seviyor. Beşiktaş konusunda çok iddialı konuşmuştu ben röportaj yaptığımda. Bir tek milli takımla ilgili konuşmadı. Orada nazar değmesin dedi. Yani iyi oynayayım yeter ki diye. Ama benden rol çaldım. Ben de diyecektim ki çok güzel bir röportaj yapmıştın. O röportajda da Salih, evet Beşiktaş'ın çok önemli transferleri var, çok önemli futbolcuları var ama ben de Salih Uçan'ım demiştim. Evet. Dün akşam onu bize gösterdi. Herkes kalitemin farkında, formayı alsam kolay kolay geri vermem demişti ki bugünkü Salih Uçan formayı kolay kolay geri vermeyecek olan Salih Uçan'dır. Ama Salih'le ilgili kariyeri boyunca yapılan eleştiri neydi? İstikrar sağlayamıyor. Yani 1-2-3 devamı olmuyor. Araya büyük bir boşluk bırakıyor. O yüzden Salih'in aynı şekilde ayakları yere basa basa devam etmesi gerekiyor. Dün sahada hakikaten Beşiktaş'ın orta sahasında maestrosuydu. Yani oyunu yöneten, yönlendiren ve Salih'ten beklenen bir konu daha vardı ki o belki kendisinden beklemiyor ama Salih'i bilen herkes ondan bekliyor. Nedir? Salih savunmanın önündeki oyun kurucu olarak hep görüyor kendisini. Dün ilk yarı merkezde oynadı. Ve ne yaptı? Sürekli olarak rakip ceza sahası yayına indi. Şutunu çekti. Arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Salih bunları yapabilecek mi vaziyette bir oyuncu? Şut yeteneği de var. Gol atma becerisi var. Asist yapma becerisi var. Kendisini dar alana hapsetmemesi gerektiğini belki de Valerian İsmail ona öğretiyor. Onu ikna etmeye çalışıyor ki dünkü ilk 45 dakikası özellikle harikaydı. Uzun süredir böyle bir futbol oynamamıştır Salih. Onun dışında bir de Enkudu var ki birkaç hafta öncesine kadar Enkudu ha gitti ha gidiyor haberlerimiz vardı hatırlarsanız. Çünkü Enkudu ile ayrılık görüşmeleri vardı. Bir talebi olmuştu. Halit Akpilipkeni
Bandırma Spor'dan transfer edilecekti, hatırlayın. Enkudu'nun yerine transfer edilecekti. Enkudu takımda kaldığı için o transfer gerçekleşmedi. Nerenin kıyısından döndüğü de görülüyor. Çünkü üçlü sistemde 4-1-2 idi diziliş. O 1-2'nin hiçbir yerinde Enkudu'ya alan yoktu. Çift santrafor bir 10 numara. Enkudu 10 numara oynayamaz. Çift santraforun yardımcı forveti de olamaz. Ama ne zaman ki kanat forvetli düzene geçildi, Enkudu kendisine yer buldu. Salih'teki istikrar konusu Enkudu'da da aynı şekilde. Yani temel problemi sakatlıktı. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana hep sakatlıklarla boğuştu. Ciddi sakatlıklar yaşadı ve sezon içerisinde bazen 2, bazen 3-4 sakatlık yaşadığı dönemler oldu. Ama Valerian İsmail'in oyun sistemine her zaman uyacağını söylemiştim. Üçlü hücum hattındaki sisteme. Dün de bunu gösterdi. Valla şu ikinci golü hatırlıyorsunuz değil mi? Yani savunmadan Rozier'i topu çıkarıyor. Oyunu ters kanada açıyor. 70-75 metre depar atıyor. Salih'in pasında pozisyonu tamamlayan oyuncu yine Enkudu. Ya Enkudu'dan biz böyle resiteller sunmasını hep bekledik. Çünkü Premier Lig'den gelmişti, hatırlayalım. Enkudu öyle hani Tottenham'dan geldi seviye olarak baktığımız zaman. Öyle sağdan soldan işte Fransa'nın alt lig takımlarından vesaire gelen bir oyuncu değil. Tottenham seviyesi görmüş bir oyuncu. Temel problemi istikrardı. Eğer bu istikrarını sürdürürse bu sezon yük tek başına Gezal'a binmeyeceğini gösteriyor. Peki isim isim tekrar detaylandırırız. Ben bir giriş yaptım, ben hemen Suat'a da sorayım. Suat, bireysel performansları bu maç özelinde sıkça konuşacağız ama geçen hafta ve bu hafta arasındaki oyun farkını da sormak istiyorum sana. Aslında geçen hafta Alanya karşısında da 11-11 iken maç ve ilk yarı Beşiktaş 3 golü bulmuştu. Benzer bir senaryo izlemiştik. Sonrasında Beşiktaş'ın 10 kişi kalması, Valerian İsmail'in belki değişiklikleri. Ama bu hafta net bir oyunla ve net bir skorla kazanılan bir karşılaşma. Nasıl yorumlarsın? O günün dediği gibi öyle bir başladı ki Beşiktaş, rakibe böyle nefes aldırma, bir iki pas yapayım, kendime geleyim ortamı bırakmadı. Bu yani hemen gol olmadı ama işte offside, kaçan direkt pozisyonları vesaire derken rakip zaten Karagümrük bir dağıldı. Bir ne yapacağını şaşırdı ve gol yemeye hazırlandı aslında. O baskıyı, o direnci kıramadı. Erken gelen gol, golden sonra vitesi böyle boşa almayıp tekrar vitesi yükseltip devam eden Beşiktaş zaten farkı açtı. Genele baktığımızda 3-1'den sonra bir acaba kuşkusu vardı gene. Yani belki Alanya ritminde, Alanya orta sahasındaki o hızlı geçişlere sahip bir takım olsa 3-2'yi de bulabilirdi karşı taraf. Çünkü Beşiktaş o açıkları vermeye başladı. Ama genele baktığımızda oyuna hakimiyetini kuran, dengeyi bozan, rakibi sürtlese eden oyuncular, üst üste gelen goller ve Enkudu konuştuk, Rozier konuştuk. Onların da o kanatları paramparça etmesi galibiyeti, farklı galibiyeti getirdi. Karşınızdaki dirençsiz Karagümrük'ü de unutmayalım. Bu Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürecek bir şey değil ama tam da Beşiktaş'ın o havasını bulacak rakibi vardı karşısında. Beşiktaş'ta o pas oyunu oynamaya çalışan takımı neredeyse paramparça etti.